Havalı havalı vlog çekmek ne haddime? Merhabalar. Bugün günlerden 14 Şubat Pazar günü. Sokağa çıkma yasağı var ve evde sizinle bir gün geçirmek istedim. İlk işimiz, şu an duyuyor olabilirsiniz, miyavlayan kedimi dışarı çıkarmak. Hadi başlayalım. Seni de çekebilir miyim? Hayır. Okey. Ot yiyor. Afiyet olsun. Niye pomu dibine? Ne yapıyorsun? Bu bir günün vlogu mu bu? Aynen, video mu çekiyorsun şu anda? Evet. Evet, bir günün vlogu değil de işte yarım günün vlogu falan. Niye? Çünkü günün yarısında uyudun. Yani biraz. Gel. Kim o? Teyzem sesini duyduğu için koşturuyor. İçeri mi girdin? Hayır, teyzeme gittik değil mi? Gitsin teyzemler. Hadi girelim, gel. 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 O kim? Ne oldu hocam? Ne oldu? Kameradan korktu galiba. Güzel çıkıyor mu bari? Ya malzeme kötü olunca kamera ne kadar güzel olsa da. Bak, yok. Doğrudan bana bakıyor. Gözüküyor mu acaba orada? Gözüküyor, çok karanlık oranın altı. Oha! Çocuğu atlamaz değil mi o sen? Hadi gidelim, köpekler geliyor. Hadi gel, koç annem. Duydun mu köpeği? Bitkilerimi böyle sulamayı öğrendim. TikTok'ta öğrenmiştim sanırım bunu. Bu şekilde yaptığınızda toprağın ihtiyacı olan kadar su alınıyor. Fazla sulamanın önüne geçmiş oluyorsunuz böyle ve kökten su verdiğiniz zaman yukarıdan vermekten biraz daha farklı sanırım. Çok da bildiğimden değil ama daha mantıklı gelmişti. O zamandan beri böyle yapıyorum. Bu arada öldürmediğim ilk çiçekli bitki bu. Siz göremiyorsunuz ama epey su çektiği için. Aslında sukulentimin pek ihtiyacı yok gibi ama çok az daldıracağım. Çok kısa hemen. Şimdi yeşil çayla beraber hurma ve çiğ kaju yiyeceğim. Bunu yerken de sevdiğim bir videoyu izlemeyi düşünüyorum. Yeşil çayınızı 80 derecede demlemelisiniz, yoksa çok acı olur. O yüzden kaynar suyun üstüne biraz da ılık su ekleyerek 80 derece, tahmini 80 dereceye düşürmeye çalışıyorum. To live.
Havalı havalı vlog çekmek ne haddime. Hayatım hoş geldiniz. Ama neyse ki yeşil çayımızı 100 derecede değil, 80 derecede demlediğimiz için o kadar sıcak değildi ve yanmadık değil mi? Evet, bence de. İkinci yeşil çayımı aldım. Bu sefer dökmeden içeceğim. Ve yanında yiyecek bir şeyim yok salak olduğum için. Hiç önemli değil. Bu sırada yapılacaklar listemize birkaç çizgi de atabiliriz. Çünkü çiçeklerimizi suladık mesela. Sadece bir çizgi bir şey. Şimdi çorap çekmecelerini düzenlemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi fazlasıyla dağınık atılacak çoraplar var. Çoraplardan çok kolay vazgeçebilen bir insan değilim. O yüzden burayı güzelce bir temizlememiz gerekiyor. Evet, başlayalım. Bunu şimdi giyeceğim. Çünkü ayaklarıma az önce yeşil çay döküldü. Mesela bu çorap o kadar eski ki sadece şunu çok sevdiğim için atamıyorum. Çok saçma değil mi? Ama o kadar eski ki o kadar küçük geliyor ki ayağım artık. Çok fazla şey var. Bu Erasmus'ta aldığım çoraplardan birisiydi. Arkadaşımla beraber üçlü bir çorap takımı almıştık. Bir çiftini bana, bir çiftini kendisine almıştı. Ortadaki çiftin de birer tanesini almıştık. Herkesin üç tane çorabı olmuştu. Üç tek çorabı. Bu da o tek çoraplardan birisiydi. Bunu atmayacağım gerçekten. Artık bunlara da veda etmem lazım. Artık güle güle deme zamanı geldi. Belki anneme veririm bunu. O böyle şeyleri daha çok seviyor. Çocukken kendimi Beşiktaşlı olduğuma inandırmaya çalışırken aldığım bir çorap. Artık takım tutmuyorum. Futbolla da ilgilenmiyorum. Zaten o zaman ilgilenmiyordum. Ama o zaman sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Bu çoraplarımı çok seviyorum ama artık çok eskidiler. Bakın perişanlardılar. Kendime yeni çorap almak istiyorum. O yüzden sanırım sizden vazgeçeceğim. Sen neden böyle bir çorap? Ay çok da tatlı ama bu. Galiba bunu tutacağım. Cesur kombinlerim için. Böyle bir şey yaparsam eğer. Çok tatlı rengi ya Allah'ım. Bunlar canavar şeylerim. Çok seviyorum bunları. Çok çirkinler. Çok hoşuma gidiyorlar. Bunlar da aşırı kalın çoraplar. Havlu çorap. Gerçekten çok soğuk ve bazen çok hasta olduğum zaman bunları giymeyi seviyorum. Kendimi güvende hissettiriyor. Ravi konserine gittiğimizde. Ah ah ne günler. Bu hatıra. Bu hiçbir yere gitmiyor. Hatta bunu bir kere giymiştim dışarıda ve muhtemelen yazın falan giyerim yine. Bu benim. Lise 1. sınıfta ben bir şehirdeydim. Sonra başka bir şehire geçtik. O zaman lise 1. sınıfta tanıdığım insanlara imzalattığım bir tişört. Burada çok da iyi olmayan anılarım da var ne yazık ki. Ama ne çok yazmışlar. Güzel ya. Güzel anı yine de. Kötü anı da olsa güzel anı. Kötü anı da olsa anı anıdır yani. HBS'ye hazırlanırken dershane hocamız hazırlatmıştı. Anti-SBS etimi. Bunlarla fotoğraf çekilmiştik ya. İnanılmaz. Yine Raven'in konserinden kalma. Çok saçma. Akakçe kantin içindir yazıyor. Ne iş var bende? Bunun bir tozunu almam lazım. Çok mutsuzum şu anda. Bazen Rıfkı çorapların çorap çekmecesini şöyle azıcık aralık bulursa hemen buraya elini sokup çıkartmaya çalışıyor bir şeyleri. Belki de o çalmıştır. Neyse bir tek yoksa buna da ihtiyacımız yok. Evet, çorap çekmecesi düzenleme bu kadardı. Şimdi kapının arkasındaki bu dağınıklığı düzenlemem gerekiyor. Buraya eğer videomu izlemediyseniz hemen gidip izleyin. Kitaplıkta düzenleme vlogu çekmiştim. O vlogda görmüşsünüzdür ki 3 kitaplık odamın bir duvarını neredeyse kaplıyor. Hemen burada bitiyor kitaplık. Kapıyı açtığım zaman
Çok açılmıyor yani kapı artık. Bunu dağınıklı düzenlersem kapımı daha rahat kullanabileceğimi düşünüyorum. O yüzden beraber yapalım bu işi. Yalnız yapmam gereken ve sürekli ertelediğim şeyleri vlog bahane ederek yapmam. Bence vlog çekmek çok hayırlı bir iş. Şimdi bu montum. Montum burada kalacak. Çünkü montumu kapının önünde aramaktan nefret ediyorum. Bunu çok seviyorum. Bu böyle üstünüze alıp pıtık da hemen dışarı çıkabileceğiniz bir şey. Özellikle böyle bizim burası çok rüzgarlı. Üşümemek için. Bu da kapının arkasında kalacak. Çantalarım da kapının arkasında kalacak. Çünkü bunları da sık sık kullanıyorum. 4 tane çantam var burada. Yeşil çantamı çok sık kullanmıyorum. O yüzden bunu kaldırabilirim. Kaldıracakları yere atıyorum. Bu çantamı bu ara tekrar kullanmaya başladım. Bunu çok severek kullandığım bir çanta. Bu duracak sanırım. Bunu da çekmeceye koyabilirim. Lazım olduğunda zaten illa çıkarıyorum. Bunu da dolaba koyalım. Bunu kullanmak için çok güzel. Bakın altına bir tane daha çanta çıktı. Bunun burada olduğunu kim bilebilirdi. Bunu kaldıracağım çünkü bu yaz ayları için. Yani bahar ayları için daha doğrusu. Pantolonlarım. Sanırım kendime burada iki pantolon bırakma hakkı vereceğim. Şapkam da burada kalacak. Onu da çok sıkılmıyorum. Bu neden burada bilmiyorum. Bu da gidebilir. Çok hızlı seçtim yalnız pantolonları. Bu ikisini burada tutmaya karar verdim. En başta. Güzel. Büyük çantam burada kalacak. Çünkü büyük olduğu için elime gelen ve dışarıda genelde kullandığım her şeyi bunun içine atıyorum. İzlemediyseniz çantamda ne var videomu da öneririm. Gayet tatlış bir videoydu. Şimdi mont ilk aldığımızda bu bana o kadar dar oluyordu ki. Yani böyle içinde böyle geziyordum ama artık bol geliyor. Burada en çok yer kaplayan şey montum. Montumu dışarı alsam bütün sorunlarım çözülecek. Hayır ya, montumu buraya asacağım. Şapkamı da böyle astım. Oldu. Çok azalmadı sanki. Elimizden ne gelir? Bu kadar. Hi good boy. Uyandın mı sen? Uyandın mı annesi? Hi. Çok soğuk. Ama camdan bakmakta ısrar ediyor. Çok mu üşüdün? Üşüdün mü? Üşüdün mü sen? Kim o? Kim o? Oje süreceğim. Flormal'ın bu oje serisini çok seviyorum. Bulduğum her rengini almaya çalışıyorum. Oje sürmeyi çok seviyorum. Oje alışkanlığımı üniversiteyi kazandığım sene kazandım sanıyorum. Ondan önce hiç böyle çok oje süren bir insan değildim. Üniversiteyi kazandığım gece ojelerimi, yeni yeni oje taktikleri deniyordum. İşte yarısını farklı renk sürmek falan. Üniversiteyi kazandığım gece böyle ojelerimi böyle göstererek çektiğim bir fotoğraf var. Seviyorum renkli ojelerimin olmasını. Tırnaklarım biraz daha güzel olsa belki daha tatlı olur ama. Güzel oldum. Evet, saat 8'i 5 geçiyor. Neredeyse bitti. Yani bundan sonra yapacağım, planladığım bir şey yok. O yüzden yapılacaklar listemi son bir kez göz atmak istiyorum. Neler yaptık bugün? Çorap çekmecesini düzenledik, kapı arkasını düzenledik, çiçeklerimizi suladık, ojemizi sürdük ve son olarak da günlük yaz. Günlük yazacağız şimdi. Şimdi günlük yazma zamanı. Bugün sadece ajandamı değil, gerçekten günlüğümü de yazacağım. Bu benim günlüğüm. Uzun zamandır yazdım. Burada unuttuğum, yani bugün vloga dahil etmeyeceğim, yani çalışmamı dahil edeceğim ama kendisini dahil etmeyeceğim şey Crow Eating egzersizimin 14. günü bugün. İkinci haftası da oldu. Kol egzersizimin nasıl gittiğini ve işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için 1 Mart'ı bekleyin lütfen. 1 Mart'ta beraber bu videoyu izleyelim. Günlük bu kadar sanırım. Günlüğümü yazarken video çekmeyi düşünmüyorum. Genelde duygulanıyorum çünkü. Bunun haricinde bugün kitap okurum diye düşünüyorum. Ülkeye gitmeden önce. Bu İyi Aile Yoktur Nihan Kaya'nın kitabı. Daha önce İyi Toplum Yoktur kitabını okumuştum. Aslında sırasını ters yapmışım. Önce bunu okumam gerekiyormuş. Geçenlerde izlediğiniz bir bilmiyorum kitaplık düzenleme vlogu. Lütfen izleyin. Çok güzel bir video. Kendi videomu övüyorum.
Kitaplık düzenleme bloğunda okumadığım kitapları saymıştım ve onlardan üçünü okudum. Bu üçüncüsü aslında ve bunu da birkaç güne bitiririm diye düşünüyorum. Bugün yatmadan muhtemelen bunu okuyacağım. Biraz bu videoyu editlemeye başlarım diye düşünüyorum. Bir de bugün Dünya Öykü. O yüzden yatmadan belki bir öykü yazmaya çalışırım diye düşünüyorum. Evet, bugünkü vlogun sonuna geldik. Yine eğlenerek çektiğim bir vlog oldu benim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen bu videoyu beğenin ve yorum bırakın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Ben Mavi. Ve eğer kanalıma aboneyseniz kanal bildirimlerini açın ki böylece her pazartesi cuma saat 8'de görüşebilelim. Şu an videoyu editliyorum. Yarın yetişeceğini umuyorum. Yani bu videoyu eğer 15 Şubat pazartesi günü izliyorsanız birbirimizden çok da uzakta değiliz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.